Bir diğer konu da orman yangınlarıdır. Özellikle söylemek isterim ki ormanlarımız milli servetimizdir. Bu serveti korumak her vatan evladının ihmal edemeyeceği bir görevdir. Ormanlarımızla ilgili pek çok atasözü vardır ve milli hafızada kayıtlıdır. Yaş kesenin baş keseceği, beşikten mezara kadar ağaca muhtaçlığımız ağaçsız memleketin duaksız geline benzeyeceği hep söylene gelmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde orman zenginliğimizi anlatarak, Anadolu'nun bir ucundan diğer ucuna kadar neredeyse güneş görülmediğini yazmıştı Bu tespiti destekleyen bir başka yaygın rivayete göre de, bir sincap İzmir'de ağaca çıksa, hiç yere inmeden vatan vana kadar gitmesi mümkünmüş. Evliya Çelebi böyle söylüyor. Ormanlar hep gücümüz hem de süsümüzdür. Denizlerin en mavisi bizdedir. Çiçeklerin en solması bizdedir. Toprakların en bereketlisi bizim emanetimizdedir. Ancak yeşile düşman kesilenler, ormana tahammülsüz olanlar, dönem dönem sadece ağaçlarımızı değil canımızı da yakmaktadır. Ormanlar coğrafyanın akciğeri, börtünün böceğin diğer pek çok canlının yuvasıdır. Ormana kast edenler vatana kast etmişlerdir. Ormanlarımızı ateşe verenler ihanetle, rezaletle ve cinayetle bile izah edilemeyecek bir kötülüğün faili olmuşlardır. Büyük hünkârımız Fatih Sultan Mehmet Han bu söylediklerimden mülhem ormanda dal kesenin başını keserim diyerek meselenin hayatiyetini ifade etmişti. Geçen hafta Marmaris'te 4500 hektarlık ormanlık alan çıkan yangından zarar görmüştür. Elbette çok üzüldük. Bir başka anlatımda kahrolduk. Yeşile, doğaya, ormana, orman canlılarına, orman köylülerine ve Türkiye'mizin doğal varlığına bahanesi ne olursa olsun sabotaj veya saldırı içinde olanlara her cihetten en ağır cezayı vermek milletimizin haklı bir beklentisidir. Ağaçlarımızı yakanların hayat ışığını söndürmek boynumuzun borcudur. Böylesi bir canilin. Böylesi bir canavarlığın, bu tip bir vandallığın olağan karşılanması, sıradan görülmesi, akla da, ahlaka da, adalete de, insanlık değerlerine de bütünüyle aykırıdır. Marmaris'te yürekler ateş düşüren sapık utanmadan, sıkılmadan, vicdanı sızlamadan, aileme kızdım, ormanı yaktım açıklamasını yapmıştır. Şu cürete şu şerefsizle, şu küstahla, şu zehirli sözlere bakar mısınız? Her canı sıkılan bir yeri yakarsa, her kafası bozulan ülkemize vahim bir zarar verirse, milli varlığımızı nasıl koruyacağız? Bu vatan ve millet düşmanına sorarım sizlere, hangi cezayı verirsek yüreğimiz soğuyacaktır? 28 Temmuz 2 Ağustos 2021 tarihler arasında 119 eş zamanlı yangın çıkmıştı. Günlerce yüreklerimiz ağzımızda korkunç sahnelere maruz kalmıştık. Ateşin çocukları isimli PKK'lı teröristlerin sabotajları, ajan provokatörlerin kapalı devre eylemleri, ilaveten ihmaller zinciri, tedbirsizlik ve dikkatsizlikler birbirlerine eklemlenerek binlerce hektarlık orman alanımız cayır cayır yanmıştı. Hainler ormanlarımızı ateşe vererek hiyanetlerini kusmuşlardı. Ne var ki ağaçlarımız yansa da çok şükür dikilecek fidanlarımız vardır ve yanmış doğal örtüyü tekrar yeşillendirmek bizim namus konumuzdur. Ormana düşmanlık iblise hizmetkarlıktır. İmanla çarpan kalpler. İnsan doğa ve hayvana sevgisiyle birleşen tertemiz gönüller iblisin ateşle saldırısını her zeminde karşılamaya muktedirdir. Anayasanın 169. maddesinde ormanların korunması ve geliştirilmesi ilgili amir hükümler yer almaktadır. Bu madde mucibince yanan ormanların yerine yeni ormanların yetiştirileceği, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılığın yapılamayacağı, bütün bu ormanların gözetiminin de devlete, devlette olduğu ortadadır. Hiç kuşkusuz ormanlara zarar verecek hiçbir teşebbüse izin verilemeyecektir. Ayrıca ve daha önemlisi mezkur anayasa hükmü gereğince ormanları yapmak, Ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçların özel veya genel af kapsamına alınmayacağını da çok net bir şekilde kural altına alınmıştır. Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı açık seçik beyan ve ifade ediyorum.